Sosyal medyada da bir milli sporcumuz Alevi olmasından dolayı müsabakalara alınmadığını, dünya şampiyonasına getirilmediği iddiası ortaya çıktı. Bu iddia ile ilgili şahsen ben bu arkadaşımızın iddiasının doğru olmadığına inanmak istiyorum. Yanlış bir bilgi olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü asla o yetkili kişinin mensup olduğu mezhepten dolayı, mensup olduğu hatta dinden dolayı bir ayrımın yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. İnsanlar meziyetlerine göre, kabiliyetlerine göre, ortaya koymuş oldukları performanslara göre değerlendirilmesi lazım. Asla mensup olduğu kavme, ırka, mezhebe, dine göre insanlara değeri verilmemesi lazım. Eğer böyle bir şey yapılmışsa gerçekten büyük bir yanlış yapılmış oldu. Yine ben o federasyondaki görevli arkadaşın böyle bir şey yaptığı kanaatinde değilim. Öyle de düşünmek istemiyorum ama maalesef memleketimizde şöyle bir algı var. Alevi dendiği zaman bizim mensup olduğumuz mezhebin dışındaki mezhepler gündeme geldiği zaman onlarla ilgili düşüncelerimiz, fikirlerimiz maalesef İslam'a uygun değildir. Nasıl değildir? İslam'da mümin olan, yani ben Müslümanım diyen herkes diğer Müslümanın kardeşidir. Buna sorulmaz. Sen hangi mezheptensin, hangi ırktansın, hangi meşreptensin, hangi köktensin sorulmaz. Müslümanım demesi yeterlidir. İşte Alevi dediğimiz bu kardeşlerimiz, Caferi dediğimiz, Bektaşi dediğimiz bu kardeşlerimiz ben Müslümanım diyorsa onun Müslümanlığını, Müslümanım demesi Müslümanlığını zaten gerektiriyor. Diğer taraftan asla insanlar arasında bir ayrım yapmaya hakkımızın olmadığını bilmemiz lazım. Müslümanların ortak dili Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. O da ismimiz Müslümandır. Kim Müslüman? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes Müslümandır. Şunu da belirtmekte fayda var sevgili dostlar. Eğer birileri bundan yola çıkarak böyle bir duyguya kapılıyorsa, yani böyle düşünüyorsa o zaman demek ki bazı yanlışlıklar da yapıyor olabiliriz. Bu yanlışlıklarımızı da düzeltmemiz lazım. Hele de din adına konuşanlar, Diyanet adına konuşanlar daha hassas olmak durumundadır. İnsanları ayırmaya, bölmeye, parçalamaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunu da unutmayalım. Sevgili dostlar, Müslüman asla kötü düşünen, kötü duygular besleyen, insanın suçlarını araştıran, insanlara tepeden bakan değil. Asla zalim olan değil. Müslüman adalet sahibidir, adildir, adaletle hükmeder. Asla bir Müslümana, bir insana kötü gözle bakmaz. Biz inananlar olarak kendimizden yaşlı birisinin yanına gittiğimiz zaman ona saygı duyarız şundan. Bizden daha çok sevap istemiştir diye. Bizden küçük olan birisinin yanına gittiğimiz zaman da onu severiz. Bizden daha az günah işlemiş. Yani yaşlı olan bizden daha çok sevap işlemiş düşüncesiyle sayarız. Küçük olan da daha az günah işlemiş düşüncesiyle onu severiz. İnanmayan insanın yanına gittiğimiz zaman da o insana asla tepeden bakmayız. Onu hor görmeyiz. Her an iman edebilir. Her an Müslüman olabilir. Bundan sonra da o geçmişteki bütün günahları bağışlanır. Biz insanlara yaratılanı severim. Yaratandan ötürü Yunus Emre'nin o şiirinde olduğu gibi insanları severiz. Asla değil mi ki insanda Cenab-ı Hak'tan bir parça var. Nefha-i ilahi var. Cenab-ı Hakk'ın ona üflemiş olduğu bir ruh var. Ondan dolayı biz insana saygıda asla kusur etmeyiz. Memleketimize gelince unutmayalım. Bakın bir taraftan Amerika'sı, bir taraftan Rusya'sı, bir taraftan Avrupa Birliği devletleri bizi kıskaca almış iken biz kendi aramızda bölünmeye başlarsak, parçalanmaya başlarsak, mensup olduğu mezhepten dolayı insanlara böyle bir kategoriye ayırıp da insanları bölersek memleketimizde gücümüzü kaybederiz, devletimizi böleriz, parçalarız. Hiç kimse de bizim tarafımıza bakmaz. Yine tekrarlayayım. Ben asla böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Bu yetkili kişilerin böyle bir şey yaptığını kabul etmiyorum. Ama eğer böyle bir şey yapılmışsa bu bir an önce telafi edilmesi lazım. Yetkili kişiler bizzat buna el atıp bu yanlışı düzeltmesi lazım. Ama öyle değil de bu arkadaşımız böyle bir düşünceye sahip olmuşsa onu da değerlendirip şöyle dememiz lazım. Gerçekten biz bu insanlara karşı yanlışlar yaptık mı? Bunu ele aldığımız zaman evet, maalesef biz Alevi kardeşlerimize karşı yanlışlar yaptık. Öyle yaptık ki dinler arası diyalog ile Yahudi ve Hristiyanlardan kız aldık, kız verdik ama
Alevilerden ne kız aldık ne de kız verdik. Öyle ki efendim ehli kitabın kestiği yenir dedik. Onların kestiğini yedik ama Alevilerin kestiğinde tereddüt ettik. Acaba yenir mi yermez mi diye. Ve olmadık iftiralar atıldı. Elbette ki bunları biz yapmadık. Elbette ki bunu yapanlar memleketimizi bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen o ajanlar yaptı ama biz de bu oyunlara geldik. Bu oyunların maalesef oyuncağı haline geldik. Bu kelimeleri biz de kullandık. Alevi dendiği zaman efendim şunları şunları yapıyor diye bazı ifadelerde bulunduk. Yanlış. Ben şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir dönem ben Baykal adında bir arkadaşımız Elazığ bölgesi tarafında gitmiştik. O bölgede biz camiye gittiğimizde o da bizimle beraber camiye geldi. Efendim namaza gittiğimizde bizimle beraber namaz kıldı. Hatta sabah namazına biz kalktık. Onu kaldırmakta tereddüt ettik. Uyandığında beni niye kaldırmadınız dediğini çok iyi biliyorum. Hatta o arkadaşım bana aynen şöyle dedi. Dedi ki bu arkadaş efendim İzmir'de yaşıyor ama aslen Erzincanlı. Alevi bir arkadaş olduğunu zaten ifade ediyor. Alevi demek sevgili dostlar Hazreti Ali'yi seven demek. Hazreti Ali taraftarı demek. Hazreti Ali'nin yolundan giden demek. Biz de Hazreti Ali'yi sevmek mecburiyetindeyiz. Zaten Hazreti Ali'yi sevmemek Allah'ın emrinin dışında bir fiil işlemektir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini sevmemiz gerektiğini bizzat Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Böyle olunca da biz Hazreti Ali'yi seviyor, sevmek de mecburiyetindeyiz. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın memleketimizde yapmış olduğu bu alandaki çalışmaları da mutlaka onlara bakıp o yazmış olduğu o külliyatları, o kitaplara ulaşıp onlara okumak ve yaptırmış olduğu o sempozyumlara, seminerlere mutlaka bir göz atıp o birliğin, beraberliğin ne demek olduğunu anlamamız lazım. Bakın sevgili dostlar şunu söyledik. Amerika'sı bir taraf, efendim Rusya'sı bir taraf, Avrupa Birliği bir taraf bizi bölmek, parçalamak, yok etmek istiyor. Müslümanla Müslümanı savaştırıyorlar. Yok sen Alevisin, sen Sünnisin diyerek maalesef birbirimizin günahına giriyoruz. Birbirimizin gıybetini yapıyoruz. Birbirimizin aleyhinde konuşuyoruz. Kardeş olduğumuzu unutuyoruz. Bunlara son dememiz lazım. Memleketimizin son dönemlerdeki sıkıntılar yetmiyormuş gibi kalkar da böyle bir yanlışa girersek maalesef büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Problemler bizi bekliyor. Bu problemlerin altından kalkabilmek için devletimizi sevmemiz lazım. Devletimizin askerisini, polisini, efendim emniyetini, savcısını, hakimini sevmek mecburiyetindeyiz. Bir ve beraber olmak mecburiyetindeyiz. Kardeş olduğumuzu asla unutmamamız lazım. Memleketimizin %99'u Müslüman olması hasebiyle ister bu insanlar kendilerini Alevi, Caferi, Bektaşi, Hanefi, Şafi olarak tanımlasınlar. Değil mi ki Müslümandırlar? Ben Müslümanım diyor mu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor mu? O bizim kardeşimizdir. Geriye kalan %1 gayrimüslim dediğimiz o insanlar da bizim vatandaşımız olması hasebiyle onlar da bizim vatandaşımızdır. Onlarla beraber de bir problemimiz yok. Biz insanlara değer verirken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu gibi emaneti ehline vermek mecburiyetindeyiz. Kim layık, kimin kabiliyeti var, kimin meziyeti varsa onlara değer verip onlar sporcuysa spor alanında, futbolcuysa futbol alanında, hangi alanda kabiliyeti varsa o insanlara o kabiliyeti istikametinde doğrultusunda ona değer vermemiz lazım. Asla bir ayrım yapmamız lazım. Evet, dindarlık önemlidir. Takva önemlidir ama unutmayalım ki takvanın kimde olduğunu, kimin muttaki olduğunu sadece Cenab-ı Hak bilir. Dolayısıyla takvanın değerini, muttakinin değerini Cenab-ı Hak bildiği için onun mükafatını da Cenab-ı Hak verecek. Biz insanlar olarak ancak şunu biliriz. Adam insanlığa menfaati varsa, insanlığın menfaatine çalışıyorsa, yaptığı işler adalete sebep oluyorsa, adalete yardımcı oluyorsa, sulha, barışa yönelik faaliyetlerde bulunuyorsa, bunu yapan da müminse o faydalı insandır. İnsanlığın değerinde, insanlığın nezdinde değerlidir. Aksi takdirde insanlığa faydası olmayanın insanlar nezdinde değerli olması mümkün değil. Son olarak şunu ifade edelim. Biz kardeşiz. Kardeşliğimizi asla kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin ifadesiyle diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.